Merhaba sevgili Fobito takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte 2022 yılının en iyi oyunlarından biri seçilen Dislight'ı inceliyoruz. Arkadaşlar Google Play 2022 yılının en iyi oyunlarını açıkladı. Bunlardan birincisi Apex Legends oldu. Apex'i zaten incelemiştik, açıklamaya ekleyeceğiz. En iyi uygulama da BeReal oldu. Hem App Store'da hem Play Store'da. Onu da açıklamalar kısmına ekliyoruz arkadaşlar. Oradan isterseniz izleyebilirsiniz diyelim ve en iyi çoklu oyunculu oyun ödülünü alan Dislight'ımıza hemen bir giriş yapalım. Oyunu ben biraz kurcaladım arkadaşlar. Direkt girdiğimiz gibi böyle bir ekran geliyor ama ilk başta bir sinematik vesaire izletmişti. Oyuna ilk girdiğimizde o kısımlarla böyle can sıkmak istemedim. O yüzden koymadım videoya. Çok fazla böyle şok oldum aslında. Çok garip geldi çünkü grafiklere bakıyorsun birazcık daha Sims kafası bir grafik görüyorum ben oyunda. Aslında Sims'i biraz andıran diyebilirim. Ama oyuna bir giriyorum böyle. Abi tarif edemem ben bu oyunu, bir şey söyleyeyim mi? Neden? Çok garip. Yani grafiklere bakıyorsun böyle çok böyle tatlış ponçik bir şey diyorsun. İşte Eros var vesaire, zaten oyunu girdiğimiz zaman da anlayacaksınız bunu. Çok değişik savaşlar dönüyor. Bunlar da turn by turn olarak geçiyor. Karşılıklı kapışıyoruz biz oyunda. Ben de böyle şarkı söyleyen bir tane adam var. LoL'deki hatta Sona'ya benziyor. Şarkı söylüyor, can basıyor vesaire. Karşıdan böyle NPC'ler geliyor. Onlarla bir ben vuruyorum, bir onlar vuruyor böyle. Hearthstone gibi de ufaktan aslında. Aynen sıra tabanlı bu şekilde akıyor oyun. Çok garip geldi ilk başta. Bak hiç beklemiyordum çünkü. Oyunu hiç araştırmadım. Bayağı şok. Her neyse fazla uzatmayacağım buraya. Esper kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar. Burada bizim karakterlerimiz var. Mesela şurada böyle bir anime kızımız var. Bu okçumuz, alan skilleri vesaire var. Her karakterin 3 tane skilli var. Bunlardan her birini kullanıyorsunuz. Hemen bir yana gelelim. Burada böyle bir Valkyrie'miz var. Karakterlerimizi gösterelim. Burada bir Nosus var. Anubis demişler. İşte bu can basan karakterimiz. Buraya da geldiğimiz zaman Eros'umuz var. Bunların her birinin relik kısmı var arkadaşlar. Böyle karşılaşma yaptık sıra size bir şeyler veriyor. Hemen reliğe geldiğiniz zaman mesela ben buraya ne basmışım? Can bonusu veriyor, resist veriyor. Adamlar böyle zehirli veyahut da alevli şeyler atabiliyor. Buzlu skiller atabiliyor bize. Onlara karşı daha az damage yiyorsunuz. Bir de ACC gibi şeylerimiz var. Buff veriyor aslında burada. Her birini dolduruyoruz, her karakterimize var bu relik kısmı. Birkaç tanesinde 3 tane vesaire gibi. Şimdi hemen buradan story kısmına girerek tıklayalım ve burada bir tane boss'ta kalmıştım ben dün. Birazcık o beni dövüyordu. Şuradan battle diyerek başlayalım. Şimdi biz burada 5 tane karakterimize geldik. Karşıda da 3 tane var. Turn by turn oynuyoruz. Yani ben bir tane skill atacağım. Şu an ilk karakterim bu. Hatta bu ortadaki skillim de benim böyle AD damage'im veriyor. Rock'n'roll diyor. Daha fazla vuruyorum 2 turn boyunca. Şimdi adamlar başladılar vurmaya. Eros'um var. Şu en sağdaki skill'i alan vuruyor benim. Bir onu yapıştıralım böyle patlatsın. 2 kişiye koyduk. Gördüğünüz gibi her biri böyle o vuruyor, bu vuruyor. Bunun en sonuncu skill'i çok dehşet böyle. Koyuyorsun, Starfall atıyor böyle kafadan oklarla, böyle çok sağlam vuruyor. Bu LoL'deki Sona'ya benziyor. Can basıyor. Şuradan bir can bassın buraya. Fullleyelim hepsini. Şuradan da şöyle bir deşelim hepsini Anubis'le. Şunu böyle keserim galiba. Kesemedik mi? Şimdi bir de burada wave wave geliyor adamlar. Ben daha birinci turdayım. İkinci wave'de boss gelecek. Bir skill attığım zaman 3 ay boyunca o karakterle oynayana dek ateş edemiyorum. Bir daha o skill'i kullanamıyorum. Hani kulağına oluyor, dolması gerekiyor. O yüzden bekliyorum ben de. Şu arkadakini bununla keselim. Çünkü o güçlü skill'lerin boss'ta bana çok lazım olacak. Şöyle bunu tekrar herhalde alıp. Güzel. Canlarımız fena değil, sağlığımız yerinde. Şimdi şu boss fight'ına bir girelim. Bu direkt bastı böyle zırhı. Şöyle dondurabilirsek bu boss'u. Güzel. Boss'u dondurduk. Boss şimdi birkaç turn böyle vuramayacak bize. Hepsi alanı deştiler valla. Büyük skill ile başlayalım. Yine bir alan çakalım. Galiba biraz yanlış oynadım bu arada. Beni çok fena dövecekler şimdi. Bak şimdi birisi alan atarsa öldük. Aha ölmedik. Güzel. Canlar nasıl biliyor musun? Şu kadar şu kadar. Gel gel şuradan bir onoba can bas. Fazlalık onda olsun çünkü o biraz yaşarsa kesecek. Bak çat çat iki kişiyi devirdi direkt. Şimdi buradan şu az canlıya böyle fokus atalım, onu keselim. Dün 3 kere falan yendim ben bunu, kesemedim. Şu an kesersem çok şans eseri olacak bu arada benim için. Evet zaten 3 tanesi öldü galiba. Şu an mesela arkadaşlar teke tek kaldık böyle. Bunu kazanabilecek miyim bilmiyorum. Tek atabilir mesela bu adam şu an, atmazsa. Güzel atmadı, kazandık gibi. Böyle tekledim galiba ben bunu şu an. Güzel. Şimdi bu maçı kazandım ya arkadaşlar. Burada böyle bir 8-10 turluk böyle bir chapter'ım vardı benim. Her birinde böyle ikişerli birerli bosslarla kapıştım vesaire, kazandım. Bana tüm o bölümün ödüllerini veriyor şimdi. Bunlarla da karakterlerimi güçlendirebiliyorum. Mesela burada Redeem varmışlar. İşte enerji vesaire bir şeyler vermişler. Leave diyelim, hemen buradan çıkalım. Ödülümü de buradan aldım. New chapter. Yeni bölüme geçtik bakalım. Oyunun grafikleri falan böyle birazcık garip geldi daha önce hiç. Yani garip demeyeyim mi aslında, mutlaka oynayanın seveni vardır da. Ben ilk defa bu tarz grafiklere sahip bir oyun oynuyorum böyle. Ama ilgimi de çekti işin garibi. Şimdi buradan diğer chapter'dan devam edelim mesela. Buraya da bir tane boss koymuşlar. Bir battle diyelim.
Şimdi bu arada arkadaşlar ben size karakterleri bir tanıtayım. Benim buradaki Valkyrie karakterimin en sağdaki skill'i adamı donduruyor. Hatta bir deneyelim. Şu an tıkladık mesela. Sıçrayıp vurduğu zaman o buz oluyor. Bir turn boyunca bana vuramıyor. Yani kendi sırasında pas geçiyor. Bunun en sağdaki skill'i böyle bir ok atıyor, bir kişiye sekiyor. Ortadaki herkese birden atıyor. Aslında ilk başta bunu atmak bir tık daha mantıklı geliyor bana. Böyle herkese vurduk, bir de damage'lerini düşürdük adamların çünkü. Şimdi adamların sırası gelsin, benim karakterime geldiği zaman söyleyeceğim. Bu okçumun en sağdaki skill'i yukarıdan ok yağmuruna tutuyor, alanda güzel iş yapıyor. Ortadaki skill'i alana direkt böyle 5'li vesaire kaç kişi varsa ok atıyor. En baştaki de tek kişi ok atıyor. Hani o boş turnlerinde az vuran bir skill'im aslında benim. Yine böyle biraz eritmek için ok yağmuruna bir tutayım ben burada. Herkese genelde güzel vurdu. Helena karakterimize geldik. Bunun en sağdaki skill'i cam basıyor. Ortadaki skill'i adama 2 tane atak yapıyor. Birinci skill'de tek bir atak yapıyor. Şuradan Anub'a bir cam bassınlar bizim. Takım birazcık fixlensin. Şimdi Anub'a gelelim. Bunun en sağdaki skill'i ben çok mu skill anlattım ya burada? Ya zaten son karakter değil. Anub'un skill'lerine geldiğimiz zaman arkadaşlar en sağda böyle bir adamların içinden geçerek 3 kişiye kadar vuran bir skill'i var. Böyle tık 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 deşiyor. Ortadaki skill'i adama bir tane vuruyor, armor'ını kırıyor, daha fazla damage yiyor. En baştaki skill'i normal düz vuruş gibi düşünebilirsiniz. Şuradan şimdi böyle bir işlerinden geçsin mesela. Görün siz de. Bak iki kişiye böyle çat çat girdi. Bu arada arkadaşlar oyunun hep karakterlerin özelliklerinden vesaire bahsettim ama hiç böyle hoşunuza giden belli unsurları vardır gerçi burada benim gibi düşünüyor olabilirsiniz ama bu oyunda benim oynamamı sağlayacak en önemli unsur böyle sürükleyici olması. İleride ne olacağını bilmediğim için böyle merak ediyorum. Kadın rock konserinden çıktı. Yaratıklarla kapışmaya başladık şimdi. Yanımda Anubis var böyle Mısır mitolojisinden. Helena var falan böyle çok garip bir şey yani. Sürükleyici geldi bana o konuda. Şuradan bir AD bastım bu arada. Bir yandan da oynayalım konuşurken boş böyle kalmasın. Eros var abi oyunda daha ne olsun yani. Her karaktere bastığımda böyle şu en sağdaki skill'leri böyle ulti gibi oluyor ya. Ufaktan böyle bir animasyon giriyor, efekt giriyor falan böyle oyunu birazcık daha sürükleyici hale getirdi bu benim adıma. Ama şöyle bir eksi yazabilir bu sizde. 20-30 saat oynadığınızı varsayalım bu oyunu ve hep aynı karakterlerle oynuyordunuz varsayıyorum. İleride en iyilerini buldunuz diyelim. Ha bir süre sonra bu animasyonları sürekli görmek canınızı da sıkabilir. Ama benim şu an için hoşuma gitti. Anub var ya çok fena değişti. Çat çat çat. Buradan şu Eros bunu da kessin bakalım. Tek atar mı? Bence atamaz ama atamadı. Şuradan bu teki atsın. Çizimleri böyle şeyi anımsattı bana biraz ya. Valorant'taki böyle tatlış çizimler var ya. Çok ufaktan böyle anımsattı. Şimdi linç değmeyelim de. Bu arada level aldık sıra arkadaşlar. Şurada relik kısımları geliyor. Onları da bölüm geçtikçe hikaye modunda ilerledikçe size taşlar veriyor. O taşları da koyarak karakterlerinizi güçlendiriyorsunuz. Daha ileriki seviyelerde daha farklı karakterler şampiyonlarımızın geleceğini de düşünüyorum. İlerlersem, oyun da sararsa ileride başka bir videosunda çekeriz diyelim. Bu oyun Google Play tarafından 2022 yılının en iyi çoklu oyunculu oyunu ödülünü kazandı. Yani seçildi artık takdir sizin. Peki siz nasıl buldunuz diyelim, yorumlarınızı bekliyoruz. Başka bir Forbito videosunda görüşene kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.